Salih? Ne işin var senin burada? İyi misin Salih? Sana soruyorum. Neden buradasın? Feride Hanım, siz gelmeyeceğim deyince... bari ben gelip görüşeyim dedim Kara ailesiyle. Tam da çıkıyordum. Konuşulanları isterseniz adliyede mütalaa ederiz. Yok, siz buradayken biz bir daha konuşalım. Ne dersiniz? Sizin için uygunsa tabii. Tabii, tabii, buyurun. Merhabalar. Merhaba. Salih Bey'le tanışmışsınız. Ben de kendimi tanıtayım, tanışmadık zira. İstanbul Adliyesi'nden Ağır Ceza Reisi Feride Şahaloğlu. Memnun oldum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne bak, babamın davasına bakan Hakim Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle içeri geçelim. Tüm sorularınızı içtenlikle cevaplayacağız. Nakledeceğimiz çok şey var. Buyurun lütfen. Böyle mi içi? Tabii tabii, buyurun. Hadi Salih Bey. Bir delilik etme. Siz şöyle buyurun Hakim Hanım. Orası daha rahattır. Peki. Siz de geçin evladım. Sağ olun. Çay, kahve ne alırsınız? Hayır, teşekkür ederim. Ben bir şey almayayım. Nazif, gel buraya. Anne, yıkamayacağım ellerimi. Nazif dedim. Evde başka kimler var? Benim kız, damat, torun. O kadar. Onlarla da tanışmak isterim. Ben bir bakayım. Yeni kahvaltı etmişlerdi. Uygunlarsa gelirler tabii. Siz Orhan Kara olmalısınız. Ta kendisiyim. Ben de size bir şey soracaktım. Böyle her davada kapı kapı gezer misiniz? Yoksa babamıza mı hususi? Şimdi Orhan Bey, her davada kalem kırılmıyor, can alınmıyor. Her davanın maktulü maalesef benim bir yakınım olmuyor. Bu yüzden hassasiyetim. Umarım anlatabilmişimdir. Anladım. Evet. Anne bırak, dükkanı açacağım. Tamam çocuğum, tamam. Açma dükkanı sen bugün. Bak zaten yorgunsun, geç yattın sen. Anne ne diyorsun? Karadayım aşağıda mı? Karadayım falan yok. Ama benim anne gitsin. Aşağı inmek yok. Anne ne oluyor? Mahir Kara. O nerede? Ha, abim mi? Siz orada rahat mısınız? Yerinizi pek beğenmediniz sanki. Kendisi duruşmaya gelmedi. Neden? İl dışında mı? Herkes de abimi soruyor canım. Ama merak edilen zatmış. Lakin... abim şehir dışında değil. Abim burada.
bizatihi burada. Evimizde. Hiçbir yere gittiği yok. O vakit duruşmaya neden gelmedi? Babasının hayatı söz konusu. Böyle sorumsuzca bir davranış olabilir mi? Bilmem. Babası için de canını verir halbuki. Fakat o kadarını abime sormak gerekir. Bana bu konuda bir malumat veren olmadı. Pardon, sizin adınız neydi? Ben unuttum da. Salih. Abimin aklından neler geçiyor maalesef bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Demem. Neticede kendisi büyüğümüz. Atamız. Babamızdan sonra ailemizin reisi. O nasıl yaparsa, nasıl buyurursa bize de ona göre davranmak düşer. Bizim meşrebimize başka türlü davranmak uygun düşmez. Siz beni daha iyi anlarsınız. Değil mi Salih Bey? Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Evlatçıklarım, bakın Hakime Hanım geldi diyorum. Aşağıda oturuyor diyorum. Bizim burada olmamız daha münasip. İşlere karışmayalım. Anne aşk olsun, çocuk muyuz biz? Lafımızı sözümüzü bilmez miyiz? Ben çocuğum. O abla sevdi beni. Jandarmalara kızdı. Bırakın sarılsın neresine dedi. O yüzden ben gidebilirim. Bana kızmaz. Estağfurullah. Hepiniz pırlantalarımsınız. İlla ki babanızı zor duruma sokmazsınız. Anne. Çocuklar. Bıraktı. Madem öyle aşağı inelim, ne biliyorsak anlatalım, babamız katil değil diyelim. Anne, Hakime Hanım'ın buraya kadar gelmesinden büyük nimet mi var? Demek ki bizim diyeceklerimizi duymak istiyor kadın. İnelim, babamın katil olmadığını bizden duysun. Yalan mı? Buraklı anne. Ben de geleceğim, ben de diyeceğim Hakime Hanım. Benim de sen kahraman diyeceğim. Feride Hanım, biz aileyle konuştuk. Ben hem sizi baş başa bırakayım hem çıkıp biraz mahalleye dolaşayım. Salih Bey, birlikte konuşsak daha iyi olmaz mı? Kapıda da söyledim. Çıkıp biraz hava alsam daha iyi olacak Feride Hanım. Siz bilirsiniz. Salonda yürü. Şimdi kızacaksın bana, biliyorum. Ama dayanamadım yine. Sana yapmıştım. Sen çok seversin ya. Lakin istemezsen atarım çöpü. Yo yo, isterim. Tamam, hadi girelim o zaman, yeriz beraber. Size gitsek daha uygun olur. Hem sen bana bir de çay demlersin. Laflarız da biraz. Olur. Hala kızgın mısın bana? Affetmek en büyük erdemdir Serra. Ama şimdi gene kızacaksın. Ben düşününce sana çok önemli bir şey söylemediğimi hatırladım. Dinliyorum Serra. Hani o gün Salih Bey gelmişti ya. Kimlerin ziyarete geldiğini sormuştu. Adlarını nasıl bulabileceğini. Sen de defterde kayıtlı olduğunu söyledin. Ne yapacağız? Rica ederim, sen hiçbir şey yapma Serra. Salih defteri almıştır. Araştırmaya bile başlamıştır.
Yalanlar bir bir ortaya çıkıyor. İsimleri hatırlıyor musun? Hatırlarım belki. Yani muhtemelen hatırlarım. Nazif Karın'ın tutuksuz yargılanmasına kadar gider bu iş. Başka bir katil ihtimalini araştırmaya da. Özür dilerim. Ben böyle olacağını düşünemedim. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağız? Ben hapse gitmek istemiyorum. Benim çocuğum var. Bakma öyle, korkuyorum. Korkunun eceli faydası olduğunu hiç görmedim. Artık daha fazla hata yapma. Nereye? Şimdi çıkmam gerek. Daha sonra konuşuruz. Anne, hemen sana verdiğim zarfı al ve evden çık. Evet, o zarfı. Şapkacının köşesinde buluşalım. Anne, dediğimi yap, bir şey sorma lütfen. Tamam. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Niye zahmet ettiniz? Estağfurullah. Geleceğinizi bilsek daha iyi hazırlık yapardık. Ben misafirliğe gelmedim buraya. Nazif Kaya dosyası hakkında ehemmiyetli şeyler konuşmak için geldim. Hakime abla. Efendim? Dedem eve gelecek mi? Sen ne dersen o oluyormuş. Herkes senden korkuyormuş. Mahir dayım, kar dayım anlattı. Allah'ını seviyorsan bırak dedemi gelsin. Biz onu çok özledik. O gelmeden büyümeyeyim diye artık yemek bile yemiyorum. Ne olur acı bize. Oğlum, biz ne konuşmuştuk seninle? Kusurumuza bakmayın. Dedesine ziyadesiyle düşkündür. Mühim değil. Safiye abla, rahatsız ediyorum. Kızmazsan bir şey diyeceğim sana. Sana da zahmet oluyor ama bugün de Halil sizde kalsa olur mu? Nazif! Halil! Ay dur, o... Misafir varmış. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Zekiye, güzel kızım. Sen iş derdine düştün. Ondan Halil'i her sabah buraya getiriyorsun, biliyorum. Utanma, çekinme kızım. Ayıp değil, günah değil. Ekmeğinin peşindesin sen. Hadi işine bak, ben bakarım Halil'e. Sofraya bir tabak fazla koyacağız değil mi neticede? Allah razı olsun sizden Safiye abla. Komşuyuz biz. Sen bana Halil'in ilaçlarını ver, unutma. Sonra işine gücüne bakarsın. Hadi kızım. Al ablacığım. Ha, doktora danışıyorsunuz değil mi bunları? Tabii ki Safiye abla. Aman diyeyim ha. Bak, ağrısı var, sızısı var diye el alemin dediği ilaçları içirmeyin çocuğa. Deva olmaz, bela olur sonra. Doktordan hasını kimse bilemez. Kusura bakma, beklettim. Geleceğini hiç tahmin etmediğimden ocağa çay koymamıştım. Anca aldı demini. Eline sağlık. Ne demek, afiyet olsun. Nasıl olmuş? Ben de bakamadım daha tadına. Harikulade.
Zaten senle İlknur dışında bunu becerebileni görmedim ben. Öyle mi diyorsun? Sağ ol. Senin daha canın çektiği bir şey olursa sen bana söyle. Ben hemen yapar getiririm. Malum sizin ev kalabalık. Belki denk düşmüyordur. Sen bana haber et. Ben hemen pişirir getiririm. Hiç erinme. Boşuna dememişler. Komşu da pişer, bize de düşer diye. Buradan Nazif Baba'ya verirsiniz. Yalçın Özen'e bezene seçti. Mahir abime de alacaktık ama kısmet olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Ay anne. Ay. Ne zahmet ettiniz kızım. Bir sürü paradır şimdi bunlar. Safiye abla, siz neler yaptınız? Bu az bile. Kim olsa aynını yapardı. Daha insanlık ölmedi çok şükür. Buyurun. Bu kim Safiye abla? Akraba mı? Teşekkürler. Yok, misafirimiz. İlk durum. Halil yemesin. Ona yasak. Sana yasaksa ben de yemem. Ben de yemeyeyim o vakit. Tadı kötü zaten bunların İlknur. Biz de yemeyelim. Hadi kaldır sen, kaldır. Hadi çaylar bitmiş. Ben çayları taze edeyim. Orhan'ım bir bak bana. Halil. Nasıl, Almanya'yı sevdin mi? Yok, burası daha güzel. Hastane odasından başka bir şey görmedi ki garibim. Ben gideyim artık. Hayırlı günler kardeş. İyi günler. Geçmiş olsun size de. Allah bir daha hiçbir acı yaşatmasın. İnşallah. İyi günler. Bak, o gazeteci Hakime Hanım'ın kardeşiymiş. Hı, biliyorum. Safiye abla, ben gidiyorum. Tamam tamam, güle güle. Allah bahtını açık etsin. O vakit gidip özrünü dilesene. Koskoca Hakime Hanım ayağımıza kadar gelmiş. Ne özür anne ya? Kimden özür dilemişim ben bu zamana kadar, yapma. Orhan, deli mi edeceksin sen beni? Kızın kardeşi insanlık etmiş, şikayetçi olmamış. Bak kendi vicdanından geçtim. Babanın kaderi Hakime Hanım'ın vereceği karara bağlı. Oğlum bak sen de git. Adam gibi özrünü dile, affını iste. Sütümü helal etmem Orhan. Haberin olsun. Ya anne özür dilesem ne olacak? Bitti gitti. Ölümü gör Orhan. Ben senin annenim ya. Şu kadarcık hatırım yok mu oğlum? Hadi. Hadi güzel oğlum hadi. Nazif Kara nasıl bir insan? O kadar çok şey var ki söylenecek. Babam, yani öz babam. Annemle beni bırakıp gitti Hakime Hanım. Biz çok zor günler gördük. Nazif Kara umutsuzluktan bizi çekip alan insandır. Kalbini açtı bize. Yaralarımızı sardı. Bana babalık eden odur. O yüzden gerçek baban, baban kimdir deseniz Nazif Kara. O bana sahip çıkmasaydı ben kim bilir şimdiye çoktan yitip gitmiştim. Yani ben bugün kimsem, neysem hep ona borçluyum. Ne zamandır tanıyorsunuz Nazif Kara'yı? Kaç yıldır onun kızısınız? 25 yıldır. 5 yaşındaydım evlendiklerinde. Yani ömrüm onun yanında geçti sayılır Hakime Hanım. İnanın bana bir karıncayı daha incittiğini görmedim ben. Can almak diyorlar. Tam tersine benim babam etrafına hayat saçar. Başkasına haceti yok, bana baksanız bile anlarsınız bunu. Ablam doğru söylüyor Hakime Hanım. Babam hepimize bu terbiyeyi vermeye çalıştı. Ama ben nasiplenemedim. Vaktim olmadı. Mizacıma da uymadı. Bundan kelli kardeşinize bizimkilerden biraz başka davrandım. Tutamadım kendimi.
E neticede biz de kuyruğuna basılan kediyiz canım. Siz büyüklük gösterin. Bizim kusurumuzu hoş görün. Siz bu özrü benden değil, kardeşimden dileyin. Size büyüklük gösteren Melih, ben değilim. Şikayetini geri alan o. Ben her kötülüğün bedelinin ödenmesini yeğlerim. İnancım bu. Beğenmedin sen. Yok, bilakis bayıldım. Bitirmedin ama. Safiye Sultan sabahları bir şey yedirmeden bırakır mı? Bilmiyor musun? Peki. Nurten nerede? Okulda. Ha, nasıl dersleri? Ne diyor öğretmenleri? Vallahi Allah Nurten'den yana yüzüme baktı Mahir. Dersleri fevkalade, hep iftara geçiyor. Öğretmenleri de bırakmasın ardını, muhakkak fakülteye gitsin diyorlar. Öyledir benim kardeşim. Ayten, maddi manevi ne yapmamız gerekiyorsa söyle. Nurten'i okutmak bizim de vazifemiz, biliyorsun. Tabii söylerim Mahir. Sizden başka kimimiz var? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Evde her şey yolunda mı? Bana bu soruyu sormayalı, o kadar zaman oldu ki Mahir. Kötü oldum, affedersin. Zira sorduğun için sağ ol. Hiçbir eksiğimiz yok. Öyle ya da böyle, size yakın olduğumuzu bilmek bize yeter. Siz kaç yıldır tanıyorsunuz Nazif Bey'i? Ben babamı, yani Nazif Karı'yı delikanlılığımdan beri tanırım. Peki siz bu yıllar boyunca hiç Süleyman Bey'den söz ettiğini duydunuz mu? Ya da ona kim gidiyor muydu? Onunla görüşmeye çalıştı mı hiç? Bir bilginiz var mı? Yani bu vahim hadise olmadan evvel ben rahmetli başsavcının adını hiç duymadım. Benim babamın düşmanı yoktur Feride Hanım. Babama düşmanlık edenler vardır. Anlamadım. Ne demek istediniz? Benim babam insan sevgisiyle doludur. Hatta bunda biraz aşırıya kaçar. Başkaları için kendisini öne atar. Adalet için, teadül için savaşır. Zira herkes eşitlik sevmez. Bazıları kendi hükmü sürsün ister. İşte bu adamlar düşmandır babama. Bu tezgahı da onlar kurdu zannımca. Peki o gün adliyeye babanız değil, abiniz çağrılmış. Ona da mı düşmanlık edenler var? Babamla Mahir etle tırnak gibidirler. Ben bile giremem aralarına. Halefi selefi diyelim, siz oradan anlayın. Küçük dayım esah diyor. Kara dayım bana söz verdi. Mahir abi mi diyor? Benim dayım söz verdi mi tutar. Erkek sözü dedim mi bitti. Annemin karnındaki Umut bebek doğana kadar dedem bu eve gelecek. Öyle mi? Nasıl olacak peki o? Sana bir şey mi söyledi dayın? Yok, demedi. Ama dediyse yapar. Dedem için canını verir karadayım. Hepimiz için verir. Nazif, hadi oğlum, Halil içeride yalnız kaldı. Hadi. Kusura bakmayın ama ben cidden anlayamıyorum. Madem Nazif Bey ve Mahir Bey bu kadar yakın, etle tırnak gibi diyorsunuz. Madem babasını bu kadar çok seviyor, canını verecek kadar. Madem onu kurtarmak için böylesine uğraşıyor. O zaman neden duruşmayı ifade vermek için gelmedi? Hayır, neden gelmedi? Olur mu canım öyle şey? Yani biz Mahir abim duruşmaya geldi diye biliyoruz. Yanlış biliyorsunuz.
Gelmedi. Özettin kendini ha. Sen aramasan ben seni arayacaktım. Hayırdır? Dalyan'ın mahkeme günü geliyor ya abi. Girecek mi, çıkacak mı? Mühim bir soru. Sen anlat bakalım Necdet. Bakalım beni mutlu edecek havadislerin var mı? Eğer varsa benim de sana güzel havadislerim var. Ne yaparsın? Dünyanın düzeni böyle. Al gülüm, ver gülüm. Ayten Hanım kürkünü beğendi mi? Çok. Yakışmıştır ona. Bir de üzerinde görmek lazım. Bülent Tapu'yu verdi mi? Geveze aldı mı dükkanı? Henüz değil abi ama eli kulağında. Sıkıntı yok. Bak o konu çok mühim. Balık oltaya geldi. Kaçırırsan bozuşuruz. O pasajda dükkan demek, mahalleden biri olmak demek. Orhan silahı aldı mı? Hayır. Ama yakındır abi. O çocuktan benim kalemim. Sıkıntı yok. O silah o eve girecek Necdet. Lamicimi yok. Girecek. Girecek. Gerçi sen bana kızmıştın Orhan'a yaklaşıyorum diye ama... Cacık mı yapacaksın diyordum bu yerden. Ama bak gör, bu çocuk bizim işimize yarayacak abi. Konuşma. Başıma bu işleri açan sensin zaten. Kara ailesini bana bulaştıran. Öbürlenme. Öbürlenmek yedi günahtan biridir. Kedi olalı bir fare tuttun. Şu lisedeki kardeşine de bir bela bulalım. Bulalım abi. Abi. Hani aklından ne geçiyor bana da söylesen. Ne kadar akıllı bir adam olduğum geçiyor. Vaktiyle aldığım tedbirlerin şimdi nasıl işime yarayacağı geçiyor. Öngörüme hayran oluyorum. Ağustos böceği olmayıp karınca olduğum için, kışı düşündüğüm için kendimi takdir ediyorum. Ayağınıza sağlık. En azından anladık ki adaletten yana bir hakimimiz var. İyi günler. Hakim abla. Efendim? Al bunu. Dedeme asma. Bunu as. Oyuncak bu. O zaman kimse ağlamaz. Hakim Hanım. Şimdi benim de bir şey dememem lazım herhalde ama bir daha da göremeyeceğiz belki sizi. Ne olur inanın bize. Benim babam güzel bir insan. Kıymayın babama. Eline sağlık, çok güzel olmuş böreğin. Üzülme. Babamın hayatı bu kadının iki dudağının arasında. Ben nasıl tutayım kendimi? Dur oğlum. Kendini de üzme. Bebeğimizi de üzme. Hadi. Ne dersin oğlum? İnandın bize.
Gönderecek mi babanı? Ne bileyim anne ya. Kıymetline sor. Kadının koynuna giren o. Saçmalama. Abin yapmaz öyle şey. Hadi ben kalkayım artık. Aa, ateşi almaya mı geldin Mahir? Niye hemen gidiyorsun? İşlerim var Ayten. Ben mi yanlış bir şey yaptım? Ağzımdan canını sıkacak bir laf mı çıktı? Huyum kötü işte. Biliyorsun tutamıyorum kendimi. Çıkıveriyor ağzımdan. Hayır Ayten. Her şey harikuladeydi. Hadi alasmadık. Güle güle Mahir. Günün aydın, yolun kısmetli olsun. Ah Mahir. Mahir, ne haber kardeşim? Özür dilerim, cennet ya. İyiyim İsmet, sağ olun. Gün... Ya İsmet, kusura bakma, uğrayacağım ben sana şimdi. Neredesin sen Salih? Buradayım işte. Geldim Feride. Sağ ol. Görüyorum. O kadar kör değilim daha. Feride sakin ol. Nasıl sakin olayım? Sen bana söz vermedin mi? Hı? Biz anlaşmadık. Nasıl gelirsin benden habersiz buraya? Sen de bana haber vermeden geliyorsun. Lakin ben senin gibi bağırıp çağırmıyorum. Hayır, bir de beni o insanlarla yalnız bırakıyorsun. Madem buradasın niye gidiyorsun? Ya bana ters bir davranışta bulunsalardı? Buraya bana haber vermeden geldiğine göre bunu göz almamış mıydın Feride? Yapma Allah aşkına. O Orhan Kara'nın bakışlarını görmedin sen. O insanlar kimseye zarar vermez. Eminim bunu görmeyecek kadar kör değilsin. Söyleyeceklerim bitmedi Salih. Benim bitti Feride. Ben seninle kavga etmek istemiyorum. Hele bir de böyle sokak ortasında. Araba şurada. Güzel. Bence de. Buyur. Estağfurullah, sen buyur. Peki. Nazif'in kurşun askeri. Sen nereden biliyorsun? Sen gelmeden hemen önce bununla oynuyordu da bunlardan. Sana mı verdin? Koy oraya, atarız zaten sonra. Atar mıyız? Neden? Salih, ben buraya duygusal etki altında kalmak için gelmedim. Sanık ya da sanık yakınlarının duyguları manipüle etmesine izin verirsem... ...ben görevimi doğru icra etmemiş olurum. O yüzden lütfen şimdi kaldır şunu. Artık tetikte ol. Düğmeye basıyoruz dedim mi? Başlayacağız. Tahminlerim beni yanıltmazsa yarın olmadı ertesi gün. Abi, Dalyan ne olacak? Sen istediğin için değil, benim işime yaradığı için içeride kalacak. İki kişi buradan çıkarmak olmaz. İkisi birden derken abi, biri daha mı var çıkacak? Bu kadar bilgi sana yeter Necdet. Fazla bilgi kafanı yorar, aklını kullandırır. Bu sefer beni yanıltma, yorma beni. Emrin olur abi. Haber bekle benden. Merhaba. Özel kasa kiralamak istiyorum. Hüviyetinizi alabilir miyim lütfen? Anne, hüviyetini verir misin? Kızım, niye kendi adına kasa kiralamıyorsun? Anne, ver. Buyurun. Anne, kendi adıma kiralarsam bunları bulmaları kolay olur. Güvendiğimiz için inan bana.
1031 numaralı kasa. Buyurun bu tarafta. Kızınca çok çirkin oluyorsun. Böyle mi düşünüyorsun? Çirkin miyim gerçekten? Sana çirkin diyeni mıhlarım ben. Merak etmiyor musun Kara ailesi hakkında ne düşündüğümü? Meraktan ölüyorum. O kadar kızgındın ki sormaya korktum. Salih yapma, ben öyle biri değilim. Acaba öz kardeşim bile cadı diyor Feride senin için. Buradan anla. Salih, tamam. Ne düşünüyorsun? Nasıl insanlarmış? Rahmetli başsavcıyla görüştüklerine dair bir ipucu yakalayabildin mi? Hayır. Senin de söylediğin gibi gayet normal bir aile. Hoş sen benden önce tanıdın. Yani tereciye tere satmamışım de. Hayır, ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Sevdin mi Kara ailesini? Ne yalan söyleyeyim, sevdim onu. Çok sıcakkanlı, birbirine bağlı bir aile. Çok zarif, yüce gönüllü insanlar. Zaten anlattıklarından, bakışlarından, safi iyi yürekli insanlarda olan mahcubiyetlerinden anlıyorsun nasıl insanlar olduklarını. Sadece o Orhan Kara'ya gözüm tutmadı benim. Ona da belki Melih'ten ötürü ön yargılıyımdır, bilmiyorum. Sonuçta benden özür diledi, bu iyi bir şey değil mi? Asıl sen söyle, mesleğinden ötürü insan sarrafı olan sensin. Sen ne düşünürsün? Meslekler insana görme yeteneği vermez Feride. Gönül gözün kapalıysa körsündür. Doğru, haklısın. Ben de öyleydim. Sonra sen geldin. Gönlümde, vicdanımda aydınlandı. Yok, yanılıyorsun. Yüreği olmayanı vicdan aşılayamazsın. O güzel yüreğine tutkunum ben senin. İnsanlığın, adaletin. Kocaman yürekli bir kadınsın sen. Lakin çirkin. Kızınca dedik canım. Latife'yi diyorum, biliyorsun değil mi? Asma suratını. Yok, ona değil. Toruna takıldı aklım. Hani bıcırık var ya, sarı kafa. Hı-hı. Nazif. Duruşmaya da gelmişti. Sen bana kocaman yürekli dedin ya hani. Asıl kocaman yürekli olan o. Gözlerinden baktığında ta içini görebiliyorsun. Minnacık bedeninde koca yükler saklı. O küçücük yaşında bu acıları yaşadığı için üzüldüm ben. Kolay gelsin. Günaydın Mustafa abi. Günaydın Bülent kardeş. Buyurun, ne bakmıştınız? Sana bakmıştık. Gevezenin çokça selamları var. Aleykümselam. Tahsilatı soruyor patron. Almaya geldik. Durun canım, daha dün bir bugün iki. Dükkanı yeni açtım, daha siftah bile etmedim ki. Al sana siftahın. Emanetimizi alalım. Ya ödeyeceğim de bana az bir mühlet verin. Ben toplayamadım daha parayı. Kesik atmaya kalkmıyorsun. Kumar borcu. Namus borcu. Biliyorum, ödeyeceğim. Sana akşama kadar mühlet. Kumarhaneye getirsin. Yine göremedik
ısrarlı mı desem, kaçıyor mu desem bilemedim. Tesadüftür Feride. Tesadüf mü? Bu kadarı filmlerde bile olmaz Salim. Lakin şunu kabul etmek lazım. Adam hem veznecilerin hem de ailesinin kahramanı olmuş. Hayranlık duyuyorlar resmen. Çok merak ettim bu Mahir Kara'yı. Eğer anlattıkları gibiyse dünyada eşi benzeri yok bu adamın. Görmediğin adamdan bayağı etkilenmişsin ha. Sen de dilinden düşürmedin. Mahir Kara şunu yapmış, Mahir Kara bunu yapmış. Salih? Sen kıskanıyor musun Mahir Kara'yı? Ne münasebet canım? Öyle bir şey mümkün değil. Neden kıskanayım ki Mahir Kara'yı? Abi fotoğrafını bile görmedim. Nasıl bir acaba? Kıskanma. Elbet bir gün tanışacağız Mahir Kara'yla. Ne kadar kaçabilir ki mahkeme heyetinden? Tatsız tutsuz bu işler. Böyle olmuyor. Ava çıkmak lazım. Af buyurun, duyamadım. Seni dinliyorum diyorum Turgut. Salih İpek hakkında bana söyleyeceklerim vardır. Evet var. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sizi kızdıracak bir hadise olduğu zannımdayım. Sadede gel Turgut. Sadede gel. Sayın Bakanım. Kızınız Bolu'da Salih İpek denilen zatla birlikteymiş. Ümün müsün? Maalesef. Baş başalarmış. Benim Feride'ye karşı itimadım sonsuz. Nihayet sizin kızınız olduğu için kendisine yaraşır şekilde davranacaktır. Senin Razi'ye emaneti koyanı öğrendim. Duyunca da şaşırmadım nefense. Mübarek adamım. Müneccim yemiş gibi bilirim. Kestirmeden gel Dalyan. Kimmiş? Yılan Berdan. Kolay değil derdin. Ucu derinde. Kimsin, nasıl? Bırak! Kimin köpeğisin? Niye uğraşıyorsun benimle? Kim istedi o şişi yastığımın altına komanı? Davranırsanız alın! Ayrılıyor lan! Ayrılın! Ayrılın! Kim istedi? Konuş! Ayrılın! Ayrılın! Ne oldu gardiyan? Spor yapmak da mı yasak? Vukuat çıkarmayın. Vukuat falan yok. Spor yapıyorduk. Öyle değil mi biraderler? Yok öyle bir şey görmedik biz. Kavga gürültü gören oldu mu? Yok öyle bir şey yok. Biz öyle bir şey görmedik. Senin mahkeme sevkin varmış. İki de. Evrakların hazır. Yürü bakalım.
bedelimi kimin yaptırdığını. Gelince değecekmiş, söz verdi. Ay, Osman'ın yaptığı şey çok güzeldi. Biri bana böyle açık itirafında bulunsa, onu ömrümce sevmeye hazırım vallahi. Gerçekten de çok romantikti. Sen niye çıkmadın? Seni bekliyorum. Vallahi mi kız? Ben de kızdın, yüzüme bile bakmayacaksın zannettim. Öyle derste de ağlayınca sen. Osman, ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. He de bana son gün... Ay yok, he deme. Evet de. Öylesi daha afilli. Osman... Songül bana evet de. Bak vallahi çok güzel olacak her şey. Evet dersen yani. Ya öyle havaya değil, bana evet diyeceksin tabii. Evet, ben de seni sevmeye hazırım diyebilirsin mesela. Vallahi ben o zaman kimsenin ağzını burnunu kırmam. Çok çok iyi bir öğrenci olurum ve beş peki alırım senin gibi. Böyle sana yaraşır haller edalar gelir üstüme. Bilmem ki öyle, yani işte iyi bir insan olurum Songül. Valla, fakire fukaraya sadaka falan ver. Deli. Ama sen böyle gülünce ben çok umutlanıyorum. Osman bir dinle beni. Ben hayatımda hiç kendimi bu kadar değerli hissetmemiştim. Yani bir babam saçımı severken böyle ağlayasın gelirdi. Bir de senin bu yaptığınla. Ama... Ama? Yani böyle kalbinde biri varken... Benim kalbimde yalnız sen varsın Songül. Hatta kalbim sayende kalp olduğunu fark etti. Tam mesai çalışmaya başladı. Eskiden sadece kan pompalıyordu. Tamam işte. Sen beni böyle severken... bir başkasına evet diyebilir misin? Diyemem. Haklısın. Hatta ben bu kadar anlayışlı da olamam senin gibi. Kibar. Allah razı olsun Songül. Üzmedin delikanlıyı. Ne olur yapma böyle. Seni gerçekten hak edecek. Gerçekten çok sevecek birini bul. Onu sev. Sen yapabiliyor musun bu dediğini? Mesela o komiseri değil de başkasını sevebiliyor musun? Seni çok seven birini mesela. Beni. Ben sadece seni mutlu olmayayım. Hayır. Benim mutluluğum sensin Songül. Sen geç istersen ben geliyorum. Bir işim var. Peki. Bunlar senin. Bitti mi ifadeler? Erken kalkan yol alır. Ben pek bir şey yakalayamadım ama. Biri okuttuğu çocuklardan birinin babası. Diğeri de bir arkadaşı. Daha önce ifadelerini almışlar mı?
Mevzuyla alakalı mı? Hmm. Ne ifadeleri alınmış, ne de duya neden olmuş. Cevabımı aldım Nihat. Defter çoktan kuş olup uçmuş. Polisin bile kucağına konmuş. Yasin de işin peşine düşmüş. Aferin Salih, aferin. Vallahi teşkilatta olsam bütün madalyaları sana verirdim. Evet. İşler tam tahayyül ettiğim gibi ilerliyor. 5 dakika sonra Feride odama gelir, davadan çekil der. Öyle olursun. Hadi kolay gelsin. Neha kimmiş bulabildin mi? Henüz değil. Ama önemli biri olduğu kesin. Bir ihtiyaç olursa haber ver. Sağ olasın. Mekanı biliyorsun artık. Sonra o durumu da anlatırsın değil mi? Anlatırım, anlatmasına da. Duyacakların hoşuna gider mi bilmiyorum. Tamam. Sağ ol. Buyurun. Merhaba. İyi günler, buyurun. Salih İpek adına bir paket var. Kimden? Nereden geliyor? Üzgünüm, söyleyemem. İyi, masası şurası. Tamam. İyi günler. Ay Salih'cim, az evvel sana bir hediye geldi. Hususi zannımca. Kim bana buraya hediye gönderir ki? Vallahi bilemiyorum ki ben de. Ama gelen adama sordum. O da bilmiyormuş. Allah Allah. Aa, çok ince zevkli biriymiş. Çok şık. Ay Salih, İpek bu. Bunu işleme koy lütfen Bahar'cığım. Hakim abi. Bir şey mi oldu? 5 dakika önce birlikte girmedik mi oraya? Var bir şey. Yok, ne olabilir ki? İşte şu bakış. Bir şey olmuş. Feride yeni aldın süpürgenin elinde, ne oluyor? Kimden o hediye? Bilmem. Bir not yoktu. Demek ki tahmin edeceğini düşünmüş. Tahmin edemedim ama. Nişanlının olmasın. Ondanmış işte. Feride, benim bir nişanlım yok. Kimden geldiği de umurumda değil. Sana söylemem gereken bir şey var. Müsaitsen dosyaları alıp geleceğim. Bekliyorum. Beyefendi, emir buyurduğunuz üzere Salih Bey'in hediyesi ulaştı. Güzel. Gidelim. Bana sormuştun ya ne yaptığımı. Bitince anlatırım demiştim. Tahkikatım bitti. Artık anlatabilirim. Mevzu Turgut Bey ile alakalı.
Dinliyorum. Ben Serra Aşık'la görüştüm. Tabii. Şaşırmamam gerek. Söz vermiştin ama tavrın hiçbir zaman değişmeyecek. Netice nedir? Turgut Bey ile Serra Hanım tam bir yıldır birliktelermiş. Hatta nişanlanmışlar. Emin misin? Yeniden gördüğünde sen de sorabilirsin. Turgut Bey'in söylediği tek yalan da bu değil. Cinayet günüyle ilgili herkesin ifadesini aldığını, soruşturmayı eksiksiz tamamladığını belirtmişti ya. Evet. O da yalan. İşte. Cinayet günü Süleyman Bey'i ziyaret edenlerin ifadeleri. Az önce Yasin Komiser'den aldım. İfadeler yeni alındı. Daha önce de alınmamış. Kimse onlarla görüşmemiş. Sadece seni değil Feride. Adaleti de kandırıyor. Feride. Ben yalancıyım. Sana yalan söyledim. Kendimi asla affedemem. Asla. Ben davadan çekileceğim. Bu dosyadan çekilmeyecek Salih. Çekilmesi gerek. Adam yalan söylüyor. Ben bunu yapmayacağım. Mesleki hayatını bitiririz. Bunu yapmam. Evet bir hata yaptı, yalan söyledi. Ama ifadelerde gördün. Herhangi bir bilgi ya da ipucu yok. Davanın seyri aynı. Geç kaldın Feride. Aç artık gözünü Feride. Niye inat ediyorsun? Her şey ortaya çıktı işte. Bak sen ona bir şans ver. Gittin konuştun, sordun. Ama o sana anlatmadı. Yapabilirdi ama yapmadı. Yalanına yalan ekledi. Feride. Turgut Savcı bu işin içinde. Bir çıkarı var. Ne bileyim ya da bir korkusu. Dosyayı hatırlasana. Süleyman Bey'in iddiasını. Her şey harfi harfine uymuyor mu? Savcı Bey'in yaptıklarına bak. Sen Turgut'un yaver olduğunu mu söylüyorsun? Salih söylesene, sence yaver Turgut mu? Olabilir. Önemli bir şey mi böldüm? Mühim değilse bir araya girmek isterim. Zira söyleyeceklerim hem hayati hem de sizin de tanık olmanızı isterim. Dinliyoruz. Hayatımda ilk defa bir hata yaptım. Fevkalade büyük bir hata. Beni başka hatalara da sürükleyen bir hata. Feride, ben sana yalan söyledim. Ben bir yıldır Serra ile birlikteyim. Ben Serra'ya nişan yüzüğü bile aldım. Bitmedi. Daha beteri de var. Süleyman Bey'in katledildiği günle ilgili de sana yalan söyledim. Yaptım dediğim soruşturmayı yapmadım. Günlerdir vicdan azabından uyuyamıyorum. Öldüm öldüm dirildim. Artık buna bir son vermek gerek. Yaptığımın cezasız kalmaması gerektiğini de biliyorum. Bu yüzden izninle
Cezamı da kendim kestim. Bu dosyadan çekiliyorum. Gördün mü? Turgut'un sana onurlu bir adam olduğunu ben söylemiştim. Geldi, samimiyetle yalan söylediğini itiraf etti. Buna ne diyeceksin peki? Şaşkınım. Turgut yaver değil. Bu işin içinde değil. Sadece yalan söylemek zorunda kalmış bir insan, o kadar. Ben sana Turgut'u anlatmaya çalışıyorum ama sen ona sokak serserisi muamelesi yapıyorsun Salih. Tamam, görevin sebebiyle insanlara itimadın azalmış olabilir. Ama her şeyden önce Turgut benim arkadaşım. Lütfen en azından buna saygı duymanı rica edeceğim. Peki Hakime Hanım. Bundan sonra öyle yaparım. Sen artık biraz dikkat et kendine. Ay haklısın da ev soğuyunca işte akşamı beklemedim. Ben de sobayı yakayım dedim. Sen bu saatte ne yapıyorsun evde? Şey, kafa kağıdımı almaya geldim. Bankada hesap açtıracağım da. Ha, ben de ilgilenemiyorum diyordum dükkanla. İşleri iyi gidiyor demek. Yok yok, işlerle alakası yok. Bebeğimiz için. Bankada bir tasarruf hesabı açacağım artık. 3-5 ne geçerse ayırırız kenara. Dedesinin Nazife yaptığı gibi. Aynen öyle. Yalnız ilk durum, ben bu kafa kağıdını ararken bizim dükkanın tapusunu göremedim. Tapu mu? Ha, abime verdim ben onu. Ortalıkta durmasın, kaldırsın, saklasın diye. Biz de saklardık. Neyse. Ne yapacaksın ki tapuyu sen? Bir şey mi lazım oldu? Yok yok. Göremeyince merak ettim. Mahir'de demek. İyi bari, güvendeymiş. Ay, belim çok ağrıdı benim. Sen yakıyorsun değil mi sobayı? Hı hı. Tamam. Tahliye. Darısı arzu eden dostların başına. Haydi lan, topla eşyalarını. Sayımdan önce çıkaracağız seni. Alacağım yok. İhtiyacı olan yağmalasın benim eşyaları. Ceketimi alır çıkarım. Gözümüz aydın abi. Benim çocuğa da göz kulak olursun değil mi? Allah kurtarsın. Bak hele. Kapıya bir emanetim gelecekti. 2 ton kömür ısmarlamıştım. Haberin yok mu? Gelmedi mi daha koğuşu? Ha? Senin koğuştan alacağın yok ama benim senden alacağım var yılan. De hadi görürsün hesaplar. Neymiş alacağın bir de bu yana söyle. Konuşacaksın. Söyle. Kim tuttu seni? Yaralıyı zemine kaldırın. Bırakın lan.
Dokunmayın kibara. Bak. Yürü. Dua et daha iyisin. Göbek kimse bir kibara koyuyor. Yazdım bunu kibar, aklındasın. Allah'a kavuşturacağım seni. Balık var mı? Balık yok. Keder var karede. Biraz nefes almak istedim. Kendime başka bir meşgale bulmak. Dünyayı unutmak için. Ama ne mümkün. Kahroluyorum Feride. Oltamdan bahtıma hep pişmanlık çıkıyor. Utanıyorum. Burada olduğumu nereden bildin? Birbirimizi o kadar tanıyoruz artık. Ben artık bu kadar emin değilim Feride. Neticede seni hayal kırıklığına uğratan berbat biriyim. Neden yalan söyledin? Gelip sana sordum. Her şey ortaya çıkmışken neden yalan söyledin? Kolay mı sandın Feride? Seni unutmak için içine girdiğim yasak ilişkiyi... gözlerinin içine baka baka itiraf etmek... kolay mı sandın? Yaşadığım rezilliği örtmek için yaptım ne yaptıysam. Sen soruşturmayı sorunca evet yaptım dedim. Çünkü o an gözlerinde Turgut'un yıkıldığını gördüm. Eğer yapmadığımı söylersem gözümde pul kadar değerimin kalmayacağını gördüm. Kararını henüz kimse bilmiyor. Bu sefer hata yapmış olabilirsin. Ama ben daha önce hiçbir kusurunu görmedim Turgut'un. Ben insanlara her zaman ikinci bir şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesleğine bir leke gelsin istemem. Sen benim tanrıçamsın Feride. Beni düşündüğün için nasıl mesudum... nasıl bahtiyarım anlatamam. Mamun abi. Ben bunu hak etmiyorum. Bırak da cezamı çekeyim. Peki. Madem sen kararını verdin. Hepimiz için hayırlısı olsun. Asıl ikinci bir şans vermen gereken başka bir kişi var. Bence Nazif Kara tutuksuz yargılanmayı hak ediyor. Bunu söylediğine inanamıyorum. Aramızda onun katil olduğuna en çok emin olan sendin. Ben artık bu davanın savcısı değilim. Ama eğer olsaydım bunu talep ederdim. Neticede kararı sen vereceksin. Görüyorum ki pek sıcak bakmıyorsun. Evet. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Rast gelsin.
bittim yani. Bittim vallahi. Akşam oldu Salih. Sen çıkmıyor musun hala? Ben de çıkarım birazdan. Feride Hanım dönmedi mi hala? Yok, dönmedi. Ama bu saatten sonra gelmez. Yani eğer bekliyorsan boşuna bekleme derim. Yok canım, öylesine sordum. Hay Salih, neyse yani bugün benden pes. Bütün adliyeyi ben kurtaramam ki canım, değil mi? Hadi yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Efendim? Ben Salih, Feride Hanım'la görüşecektim. Abi ben Melih. Ablam daha gelmedi. Ha Melih, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim abi. Nerede kaldı ki acaba? Ya henüz gelmedi. Ama mesai biteli ne oldu ki? Yok, buradan da erken çıkmıştı da. Ben de onu bekliyordum. Neyse, ben de çıkarım artık. Tamam, sen aradığımı söylersin. Tamam abi, söylerim. İyi akşamlar. Bakan Bey'in hediyesini aldınız mı? Selamın devletler. Ya o kravatı takar efendi olur ya da... Ya da Bakan Bey başka bir uyarıya gerek kalmayacağını umuyor. Ne yapalım, selamınızı iletelim mi? Şey soruyorlar. Öyle mi? Salih, seninle bir konu hakkında görüşmem gerek. Bir oturup konuşalım mı? Pişt. Hoş bulduk. Hoş geldin. Demin seninki aradı. Kim benimki? Salih mi? Yok, İsmail. Başka biri de mi var hayatında? Melih. Kes sevzekliği. Ne diyor, neden aramış? Bilmem, söylemedi. Bir ara istersen. Diyeceğim ama çıkacağını söyledi. Neyse, akşam evinden ararsın. Telefonu yok ki. O nasıl iş ya? Nasıl telefonu yok? Yok işte. Yani telefon numarası mı yok? Yoksa adamın elinde telefon mu yok? Bilmiyorum. Benim onu arayabileceğim bir numara yok. Enteresanmış. Peki mesela özledin diyelim. Veya hani olur ya, görmek istedin. Onu arayamıyor musun? O arayınca mı görüşebiliyorsunuz? O aramazsa iletişim mümkün değil. Öyle mi? Öyle. Ha. Enteresan. Peki sen ne diyorsun bu duruma? Sana ne? Sana ne? Üf. Üstümü değiştirmeye gidiyorum ben. Ne böyle? Koca hakim, sana mı hesap vereceğim? Sinemaya da gider miyiz abi? Tabii gideriz güzelim. Oo, ne ya? Galiba bu sofra sana. Askerden geldin geleli şöyle ağız tadıyla güzel bir yemek yiyememiştik. Bu sofra sana oğlum. En sevdiğin yemekleri yaptım senin için. İknur. Geldim. Ay. İnanmazsan bak. Yapma.
İşte Safiye Sultan'ın elinden kara lahana sarması. Hem de etli. Annem, ellerine sağlık. Var mı anne yemeği gibisi be? Askerde bazen bu burnumla öyle tutuyordu ki. güzel oğlum benim. Hadi o zaman oturun, oturun. Hadi, hadi, hadi. Nazif! Oğlum hadi bırak oyunu artık. Gel aşağıya. Daha yeni evliyiz babanızla. Ay, bak düğüm düğüm oldu boğazım yine. Bu yemeği ilk Mahir'in bana anne dediği zaman yapmıştım. Aslında canım çok sıkkın. Davayı bıraktığımdan öte Feride'nin gözünde pul kadar değerim kalmadı. Ona kahroluyorum. Ama Allah'tan beni gerçekten iyi tanıyor. Yakın zamanda olmasa da eskisi gibi olacağız. Emin. Şimdi sen bu soğuk adam neden bana içini döküyor diyorsun? Şu sebepten cancağızım. Beni babam kadar sevdiğim Süleyman abinin cinayeti çok kötü etkiledi. İşle duygularımı karıştırdım. Bir de aşikar sebepler eklenince hülasa belki dedim Salih haklı mı? Senin dediklerini düşündüm. Bu zamana kadar ısrarla savunduklarını. Bir düşün dedim. Acaba o 10 dakikada içeri başka bir adam girmiş olabilir mi? Katil başka biri olabilir mi? Ne sonuca vardınız? Çok şaşıracaksınız. Belki de Nazif Karay'ı boş yere hapislerde çürütüyoruz. Hoş. Benim böyle düşünmemin bir önemi var mı bilmiyorum ama neticede artık davanın savcısı ben değilim. Ama inandığım şeylerin peşinden sonuna kadar giderim. Feride'ye haddim olmasa da söyledim. Bence Nazif Kara serbest bırakılmalı. Tutuksuz yargılanmalı dedim. Feride Hanım bana bundan hiç bahsetmedi. Yani sizin bu arzunuzdan. Kararımı verdikten sonra dışarıda görüştük hususi. Hoş nerede olduğumu söylemedim ama kendisi benim nerede olduğumu çok iyi bilir. Feride Hanım ne dedi? Hiç. Hiçbir şey demedim. Sayın savcı, siz bunları bana neden anlatıyorsunuz? Feride üzerinde yüksek derecede tesirim var. Sen de söyle diye. Onun kararına bakıyor her şey. Yoksa yanılıyor muyum Salih Bey? Feride üzerinde bir tesirin yok mu? Ah! 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 Ah!
yapıyor? Ha? Oynarken param yok demiyordun, ha? Ha? Hele gülüp duruyordun, ha? Ha? Abi, ödeyeceğim dedim abi, ödeyeceğim. Bana biraz zaman ver. Tamam lan. Yarına kadar mühlet sana. Git, dükkanının tapusunu getir. Üstüme yap. Ya da sat, bir şekilde borcunu öde. Şimdi bu da kalktı. İnmezse olmaz, değil mi? Abi, yarın olmaz. Abi ben bugün gittim tapuya. Bir haftadan evvel veremeyiz dediler abi. Lan, bak. Cin olmadan adam mı çarpıyorsun lan sen? Ha? Ha? Abi, vallahi benim tapu kayıp. Evdekiler nereye koyduklarını bilmiyorlar abi. Bir hafta zaman ver bana. Yarına kadar mühlet sana. Git tapuyu getir. Bu konu kapansın. Yoksa ben kapatmasını bilirim. Bırak. Ben alıyorum sağ olun. Aa, oldu mu Salih? Artık kalkayım da Savcı Bey. Evdekiler yemeği bekler. Lütfen. Sadece 5 dakika. Konuşmak istediğim başka bir mevzu daha var. Lütfen. Teşekkür ederim. Bana dürüst olmanı temenni ediyorum. Feride ile aranızda ne var? Bunu sizinle konuşmaya uygun görmüyorum Turgut Bey. Anlıyorum. Tahmin edeyim ki bir şeyler var. İzninizle. Salih, şunu bil ki Feride'ye gerçekten çok değer veriyorum. Farkındayım. Hiç endişeniz olmasın. O üzülecek diye tedirgin oluyorum. Hayır, sen bugün varsın, yarın yoksun. Nasıl bir hayatınız olacak? Hissiyatım karanlık bir dünyanın olduğu. Feride'yi üzebilirsin ve ben buna asla izin vermem. Mehmet Sayın Bey hiç vermez. Bu bir dava konusu değil Turgut Bey. Masaya yatırılacak bir mesele hiç değil. İki kişi arasında yaşanan iki kişi arasında kalır. Üçüncü kişiye... Siz anladınız onu. İyi geceler. Yasin, burada buruk bir tebessüm iliştiriyorum yüzüme. Öyle isterdim ki mektubuma sevdiğim diyerek başlayabilmeyi. Ne çıkar ben sana sevdiğim desem? Sen sevgili olamadıktan sonra. Bu eksikti.
satırları yazarken elektrikler kesildi. Çok manidar, sence de öyle değil mi? Gerçi nereden bileceksin ki sen gittikten sonra dünyanın bütün güneşlerinin benim için ansızın nasıl solduğunu, sensiz nasıl da karanlıkta olduğunu. Gaz lambasını yaktım. Tıpkı senin benim için, ailem için yaktığın umut ışığı gibi. Sayende hepimizin yüzünün bir yanı aydınlığa dönük. Babama yardım ettin. Demek ki masum olduğuna inanıyorsun. Demek ki beni babam yüzünden terk etmedin. Peki o halde niçin? Yalan söyledim diye mi? Yasin, özür dilerim. Bin kere özür dilerim. Mektubumu burada son veriyorum. Yoksa ağlayacağım. Öyle arada kaldım ki ne yapacağımı bilmiyorum baba. Tereddütlerin varsa yavrum, daha fazla tutma yaşlı adamı içeride. Yazık. Var tabii. Nazif Kara suçsuz olabilir. Ama davanın seyrini değiştirecek herhangi bir ipucu yok ki. Küçücük bir ipucu. Sekreteri masasından ayrılmış diyorsun. Pekala, o 15 dakika içinde içeri bir başkası da girmiş olabilir. Olabilir ama bu sadece bir varsayım. O odaya Nazif Kara'dan başka hiç kimse girmemiş de olabilir. Yerinde olsam bırakırdım. Adamın kurulu düzeni var. Kaçacak değil ya. Bilmiyorum. Galiba en iyisi tutuklu yargılanması baba. Sen bilirsin yavrum. Kızımın en doğru kararı vereceğinden en küçük bir şüphem dahi yok. Babam, ben çok yorgunum. Senin için sakıncası yoksa çayımı odamda içsem. Gayet tabii yavrum, rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sayende dışarıdayım. Emrine amadeyim. Yılan Berdan. Neyse, hiçbir işe yaramıyor Turgut. Sesiniz endişeli geliyor Sayın Bakanım. Sen de endişe etsen iyi olur. Zira Feride'nin Nazif Kara'yı bırakmaya hiç mi hiç niyeti yok Turgut Efendi? Bence yatınız, dinleniniz, merak buyurmayınız. Feride icap edeni yapacak. Feride Hanım, size bir telefon var. Kim? Lale Hanım, önemli olduğunu söyledi. Sen, her şey yolunda mı? Bir konuşamadık.
Bir hatamız, bir kusurumuz olmuş mu Hakime Hanım'a karşı? Yok anne, yok bir şey. Her şey yolunda, merak etme. Oh. Orhan yukarıda mı? Odasında. Seni ele vermedi. Az biraz korkuttu ama çok şükür ele vermedi. Hatta Hakime Hanım'dan özür bile diledi. Biliyorum anne, biliyorum. Hadi yerine yat sen de. Kimedin burada? Yok. Bak sen geldin, evimiz, ocağımız aydınlandı şükür. Hadi iyi geceler. İyi geceler anneciğim, Allah rahat eylesin. Sana da. Orhan Efendi. Dükkana erkenden gideyim, temizlik yapayım dedim. Bekle bari, iki lokma bir şey yiyelim, beraber gidelim. Yok canım, ben çay simit falan idare ederim. Peki madem. Ha Bülent, şu Nazif'in istediği oyuncak var ya. Baksana yüzüme. Ne oldu sana? Ya yok bir şey, bir telaşa verme hemen. Ne demek yok bir şeyim ya? Suratının haline bak, şuraya bak. Ya dün akşam eve gelirken birine saldırıyorlardı. Ben de aralarına girdim. Araya giren en çok dayağı yermiş ya. Bülent doğru söyle, kimle kavga ettin? Ya sana yalan borcum mu var İlknur? Kimseyle kavga etmedim. Aralamaya girdim diyorum. Allah sana alan seversen. Ya boşuna demezler iyilikten maraz doğar diye. Hem sen bana niye inanmıyorsun İlknur? Ne bileyim, bulaşmazsın ki sen böyle şeylere. Allah Allah, bir kahraman sanki Mahir abim. İyi tamam tamam. Ben bir çorba yaparım o zaman. Sen de çık yukarı dinlen. Gitme böyle pasaja. Ben bugün idare ederim. Yok canım. Ben kimseye hamile karısını çalıştırıyor dedirtmem. Ne münasebet canım, kime ne? Ya durun. Hem ben de istemem senin bu halde çalışmanı. Neyse hadi Allah'a ısmarladık. Allah'ım sen bilirsin. Kahvaltımız 5 dakikaya hazır. Günaydın Melih. Günaydın. Hoşça kal Melih. Abla nereye? Bu ne telaş? Çok mühim bir işim var. Bütün gece uyumadım. Onu halletmem gerek. Neymiş o iş? Yakında duyarsın. Davayla mı ilgili? Hoşça kal dedim Melih. Yazıyor, yazıyor. ABD'de 1 aylık benzin, 2 aylık fuel kaldığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. ABD'de 2 aylık fuel kaldığı yazıyor. Günaydın. Günaydın abi. Çay getireyim ben sana. Yok canım, içmeyeceğim. Peki. Bir
şey mi canın sıkıldı senin? Sıkıldı abi. Kim ne yaptı? Sen abi. Ben ne yaptım? Niye gitmedin babamın duruşmasına? Niye ifade vermedin? Niye abi? Sabaha kadar uğraştım seni içimde haklı çıkarmak için. Bir bahaneler, bir sebepler, bir şeyler uydurdum. Hiçbiri tutmuyor abi. Annem bekledi seni gece. Anlatmıştır o. O hakime kadın buraya geldi. Bizi tanımak için. Bir sürü soru sordu. Sen bizi götürmedin oraya, kendin de gitmemişsin. Yapayalnız bıraktın babamı orada. Hayır, ben birbirimizden geçtim. Seni oraya çağırmışlar abi. İki kelime bir şey söylesen belki bir faydan dokunacak davaya. Niye gitmedin? Niye gitmedin? İlknur. Babamın bana ihtiyacı varken ben ona hiç sırtımı döner miyim? Mümkün mü bu? Böyle bir şeyden şüphen mi var? Bir açıklaması var elbet. Ama ne olur şimdi sorma. Bu sefer de öyle olsun. Mahir, günaydın. Günaydın abi. İyi yakaladım sen gitmeden. Defterden ne aya ait bir numara buldum. Sabah iki iş çevirdim. Başka biri açtı tabii. Bir hafta olmuş taşınalı. Numara da ev sahibininmiş. Adamın ağzından laf almaya çalıştım ama kıl biri. Tek öğrenebildiğim şey, kadının adının Nihan olduğu, adada oturdukları. Halil abi, kolay gelsin. Kolay gelsin. Adada mı? Hı hı. Abi, bu Süleyman Bey'in sevgilisinin evi olmasın? O kadının adı da Nihan'dı sanırım. Kadınlar demiş, biliyorlar mı? Vallahi mühim bir şahıs mı bilmediğimden sormadım. Ama arayıp sorarım. Adresini öğrenmeye çalışıyorum. Ya da kirasını ne zaman almaya geliyor. Bu kadın sayesinde yeni bilgiler ulaşabiliriz. Bu kadın sayesinde yeni bilgiler öğrenebiliriz. Vallahi sen kaptın bu mesleği. Bak, kundurudan sıkılırsan vallahi billahi gel yanımda çalış. Babam çıksın. Her şey eskiye dönsün yeter. Nasıl olacak bu aslanım? Mümkün mü öyle eskiye dönmek? Feride ne olacak? Salih'e ne olacak? Babam çıktıktan sonra Feride benim kim olduğumu öğrenince bir daha yanıma yaklaşmaz. Bir yanda baban, bir yanda sevdan. Birine kavuşsan diğerini kaybedeceksin. Hay ben böyle talih. Günaydın Salih'cim. Günaydın Bahar'cığım. Feride Hanım az evvel seni sordu. Odasında mı şimdi? Hı hı, evet. Zahmet olmasa alır mısın bunu? Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Beni sormuşsunuz. Evet. Salih Bey, sizden bir evrak işi yapmanızı rica edeceğim. Buyurun. Önce bu hallolsun, sonra her şeyi konuşuruz. Peki Feride Hanım. Bunu derhal başsavcıya iletin lütfen.
araya kaynamasını istemediğim için sizin yapmanızı istedim. Böylece bir adamın kaderini de geciktirmemiş oluruz. Emredersiniz Hakim Hanım. Sayın Bakanım, nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Feride Hakim'in bir kahvesini içeyim dedim. Nasıl gidiyor işler? Bu eller dert görmesin. Bu Nazif Kara'nın salıverilmesi için imza attım diye, değil mi? Ama burada ona zaman kaybettiriyorsunuz avukat bey. Bir an önce evrakı götürün ki işlemek olsun. Bence çok doğru bir karar verdin. Sen mükemmel bir insansın. Baba. Neden geldin, haber de vermedin? Tanıştırayım. Delikanlıyı tanıyorum. Senin kaleminde görevli biri. O da beni tanır. Salih Bey, siz lütfen derhal evrakı işleme sokun. Baba, herkes iyi değil mi? Gayet iyi. Bir kahveni içmeye gelmiştim ama meşgulsün galiba. Yok, gayet müsaitim. Çok sevinçli bir durum oldu biz. Feride, kahven sade olsun. Derhal. Lale Hanım, nasılsınız? Hiç iyi değilim Turgut. Bana dediklerini yaptım. Dün gece Feride'yi aradım. Nazif Kara ile Süleyman'ın 30 yıldır görüşmediğini söyledim. Fakat hala aklım almıyor. Niçin o katil hakkında olumlu sözler sarf etmemi istedin ki? Kocamın kemikleri sızlıyor. Dediğini yaptım ama sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Asıl şimdi Süleyman abinin ruhu huzura erecek. Bana itimat edin. Sayenizde Feride kanaatini değiştirdi. Nazif Kara'yı serbest bırakacak. Ne anladım ki bu işten? Ben o adam ölsün istiyorum. Hak ettiği cezaya çarptırılacak. İnanın bana. Hem de en ağırından. Alo. Alo. İlknur kardeşim. Abi. Ne oldu? Niye gülüyorsun? İlknur. Cacık yap. Salatalıkları rendeden geçir ama. Patlıcan salata. Pazı da sarayım mı abi? Yap İlknur'um, yap. Turşu da kavurayım o zaman. Ne? Turşu kavurması mı? Dedem mi geliyor? Ne?
Sahibi. Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl, 15 yıl daha da yatacağından başka, sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına, sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yerde yaprak kıpırdasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek, bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını. Koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarında. Bir de ekmeği son lokmasına kadar yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir, sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş deme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçeride gülü bahçeyi düşünmek fena, dağları deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl daha da fazlası hatta geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir. Baba, ben geldim. Hoş geldin oğlum. Baba, seni almaya geldim. Evimize götürmeye. Çocuklarının karının yanına. Soframız kurulmuştur şimdi. Sen eksiksin. Şimdi seni götüreceğim. Her şey tam olacak. Yine aile olacağız. Yaşa sevincini kibarım. Haberin geldi. Mahir'in başarmış. Dalyan. Talih ediyorlar. Düğünün bayramın olsun. Zira benim için öyle. Kardeşim hürriyetine kavuştu. Sen de çabuk çık inşallah. Mahir mi getirmiş? Talih lokum. Abi dağıtıver evlat. Afiyet olsun. Allah bir daha düşürmesin Aydın Nazım abi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gülmemize. Thank you.
önce gene böyle ben gitmiştim. Seni ardımda bırakmıştım. Tarih tekerlekten ibarettir ki varım. O zaman pek koymamıştı. Hürriyet sarhoşuydum. Lakin şimdi sen burada, ben gidiyorum. Ne bileyim, kanıma dokunuyor işte. Yaşlanıyorum be kibarım. Dışarıda kendine mukayyet ol. Dikkat et, açık hava çarpmasın. Gerçi oğlun, karın gözünü çöpten sakınır ama... Sen de biraz uslu dur. Başını belaya sokma, infazını yakma, ceza alma. Meraklanma, mahkemem yakında. Çok bekletmem, gelirim yanına. İyi olur. Seninkilere emanetim. Ziyaretlerine giderim. Allah razı olsun. Senden de. Nazif, anamdan başka hırka öğrenimi olmamıştı bu dünyada. Rahmetli derdi ki, birine vereceğin en kıymetli hediye hırkadır. O gitti, kaldık böyle naylona, tekstile. Hırka, ana karnının sıcağı gibi sarar sarmalar seni. Evin gibi, yuvan gibi, kendini güvende hissedersin. Ulan Nazif, benim gibi adama ettirdiğin laflara bak. Tamam, tamam. Giydikçe kardeşin yanında bil. Da paralansın. Baba bugün hava ne bulanıktı. Yüreğin baş ya. Dokunmayın agonçular, arkadaşıma yazıktır. Hey.
Baba bugün hava ne bulanıktı, yüreğin başı yanıktı, dokunmayı komşular, arkadaşıma yazıktı. Gel Belmondo, gel. Hoş geldin. Abi, bu sabah senin liseyle geldi. Son gün mü? Sana bir mektup gönderdim. Nerede şimdi mektup? Ben de yanımda. Lan versene, ne bekliyorsun? Vallahi abi çok üzgündü. Nasıl zayıflamış, incecik kalmış, görmen lazım. Hasta falan olmasın. Vallahi çok üzüldüm abi kızcağızın haline. Bir sus oğlum be, bir sus. Ne kafa ütüledin ya? Mektubuma burada son veriyorum. Yoksa ağlayacağım. Yasin, sevdiğim. Ben düşünmeden edemiyorum. Cevaplar arıyorum. Söyle bana ne olur. Madem birlikte olamayacaktık, Allah neden karşılaşmamızı istedi? Hadi Nurten'im, hadi acele et. Anne! Anne, aşkım, geldik. Gelin güzel kızlarım, gelin. Geldiler mi? Yok, daha değil. Ne oluyor sana? Heyecandan herhalde. Sabahtan beri ağlıyor. Ah canım. Hadi hadi gelin içeri, üşümeyin hadi. Girin. Herkesin keyfi yerine. Çok tatsız sensiz bu mahalle. Çabuk çay demleyin ulan baba Nazife. Yaşa be Esra. Ne bu evladım, düğün mü kuruldu? Bugünden hala düğün mü olur? Babamız evine geldi be, babamız. Sağ ol, sağ ol. Bu sevinci Berat'a saklasaydınız, daha dava kapanmadı. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir babam. İsmet haklı baba. O da olacak inşallah. Ustam. Hoş geldin usta. Sağ ol. Nazif baba. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun Yalçın'ım, duydum, çok üzüldüm. Sağ olasın. Nazif dede, Nazif dede. Aslan parçası. Gözün aydın kardeşim. Sağ ol kardeşim. Cümlemizin Yalçın'ım, cümlemizin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ ol, var ol. Baba gidelim mi? Evdekiler bekliyor. Hadi. Sabırsızlandırmayalım onu. Haydi abi. Seninkini bırakmışlar. Bütün mahalle mutluluktan geberiyor vallahi. Her bünye kaldıramaz mutluluğu Necdet. Herkese yakışmaz. Nazif karının başına gelecekler gibi.
o misal. Size babamı getirdim. Aslan oğlum benim. Ayten kızım niye uzaklardasın? Gel bakayım buraya. Yavrum Nurten'im canım. Yavrum benim. Allah'ım şükürler olsun ya. Canım. O kadar çok özledik ki sizi. Canım. Hoş geldin evine. Hoş bulduk. Ya bir dakika. Nerede benim eşek sıpası? Ha? Hürriyet dediğin nazlı bir sevgili Necdet. Bugün var, yarın yok. Bırakalım da Nazif Kara astadına alsın.
iliklerine kadar hissetsin kavuşmayı, sevinci. Mamafi sen de bilirsin. Güzel şeyler kısa sürer. Gün gelecek, Nazif Kara keşke içeride kalsaydım diyecek. Başına gelenler ölümden beter olacak. Ayaklarıma kapanıp yalvaracak. İpe asılmayı dileyecek. Cancağız mı? Bırakalım da bu gecelik aile saadeti yaşasınlar. Son kez bu mutluluğa dönüş olmaksızın yaşasınlar. Mama Bey, yarın sabah kalktıklarında o sarı piç var ya, küçük Nazif, o olmasın.